manşetlerin dili. Bugün de Bismillah diyerek gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte Akit TV ekranlarında canlı yayında başlıyoruz. Ve saatler tam 12'yi gösterene kadar Akit TV ekranlarında canlı yayında manşetlerin dili yayınında medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalışmak için karşınızda olacağız. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de manşetlerin diline katkı sağlayın. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini Twitter ve Instagram hesaplarını, her iki hesabında Fatin Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor. Ve Ali İhsan Bey'in sözcü savunma yaparken mahkumiyet belgelerini yayınladı diye yazdığı yazıyla gireceğiz. Ama ondan önce Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin öldürülmesi, daha doğrusu şehit olmasıyla ilgili haberlere bir bakarak başlayalım. Arkasından sözcüyle devam edeceğiz. Ama önce mesela Akit'te de var. Akit birazcık küçük görmüş. Birinci sayfada geniş gören gazetelerden bir tanesi Yeni Şafak gazetesi, bir diğeri Hürriyet gazetesi. Ama ben Türkiye gazetesine rica ediyorum arkadaşlar. Ben Yeni Şafak'ı okurken Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi tayin konusunda tartıştığı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vuruldu. Verdi şehit olurken personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal da yaralandı. Saldırgan polis bacaklarından vurularak yakalandı diye veriyor haberi. Nasıl yorumladınız Ali İhsan Bey? Bu arada Türkiye gazetesi de geldi. Tek farklı başlık buradaydı. Tayin mi, hain mi diye bir değerlendirmede bulunmuş. Tayin isteyen trafik polisi emniyet müdürünü şehit etti. Katilin başka bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor diye vermiş Türkiye gazetesi. En azından Rize'de dün öğleden sonra yaşanan hadiseyi, emniyet müdürümüzün şehit edilmesi olayını tayin mi, hain mi diye vermiş Türkiye gazetesi. Buyurun. Olayın, vahim olayın Rize'de yaşanmış olması acaba bir işaret midir, bir mesaj mıdır diye bir soru işaretini ben ortaya koyuyorum. Yanı sıra FETÖ'cülerin yakın tarihte emniyet müdürünü hedef göstermesi, acaba arkasında bir plan, program var mıdır, yok mudur sorusunu da masaya yatırıyorum. Tabii bunlar emniyet, savcılık araştıracak ama bunları da kamuoyuyla paylaşmamız gerekir ki arkasında neler olabileceği noktasında bilgisi olanlar da emniyetle bilgilerini paylaşsınlar. Vahim bir olay. Yani bir basit tayin veyahut da ben orada görev yapmak istiyorum, üniversiteyi kazandım şeklindeki bir gerekçeyle bir tartışmanın yaşanmış olması eğer gerçekten tek sebep o ise vahim bir olay. Türkiye'nin içinde bulunduğu belki zor koşullar içerisinde bunu da ayrıca belki yorumlamak gerekir. Ben emniyet müdürüne Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, ama çözemediğiniz soru işaretleri var anladığım kadarıyla. Yani çünkü şundan dolayı, yani bu polis memurunun görev yaptığı yerle gelmek istediği yer arasındaki kilometre mesafesi 5. Hadi bilemediniz 6. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Şimdi yani tayin olamadım, tayin istedim. Yani tayin istedim dediği, yani 5 kilometre başka bir yere gelmek istiyorum deyip onun karşılığı olumsuz cevabı alınca dışarı çıkıp emniyet müdürünü ve yanındakileri vurma işi çok akla yatkın da gelmiyor, öyle değil mi? İlk ifadesinde de eğer doğruysa ben ne yaptım diye bir pişmanlık içerisinde olduğu iddia ediliyor. Şimdi doğrudur değildir bilemiyorum ama bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman, ki benim birebir bildiğim ve her zaman da hayret ettiğim, Güneydoğu'da askerlik yaparken, subaylık yaparken veya emniyette görevliyken İstanbul hukukta okuyanları ben gördüm, şahit oldum. Yani Güneydoğu'da, ki bunlardan bir tanesi de MİT müsteşarlığına ulusalcıların bir anlamda yönlendirdiği, Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşıdır, çok sevdiği bir kişidir diyerekten takdim ettikleri ama Ergenekon davaları kapsamında tutuklanan bir Levent Albay diye bir isim vardı. Kendisi 90'lı yıllarda ben Güneydoğu'da adım adım gitmediğim dağ tepesi yoktur diye anlatımlarda bulunuyor. Bir de bakıyorsunuz 95'li yıllarda Marmara Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyormuş.
bu şahıs. Acaba orada subaylık yaparken, PKK ile mücadele ederken burada nasıl hukuk fakültesine devam edebiliyordu diye benim soru işaretim o tarihten beri vardır. Ama burada da şimdi 4 kilometre, 5 kilometrelik bir mesafe. Yani o üniversiteyi bitirdiğinizde ne elde edeceksiniz? Şimdi hayatınız kararıyor. Bir başka emniyet müdürünün, ülkenin ihtiyacı olan, vatandaşla iç içe olan böyle emniyet müdürleri parmak sayısı kadar azdır. Onlardan birisini şehit ediyorsunuz. Kendi hayatınızı karartıyorsunuz. Bir başka emniyet müdürünün de hayatını karartıyorsunuz. Dolayısıyla burada arka planda acaba neler vardır diye masaya mutlaka yatırılması gerekiyor. Evet, bence öğrenmemiz de lazım. Çünkü şu, yani dün ben sosyal medyada dikkatimi çekti. Yani emniyet müdürlerinin can güvenliğinin olmadığı bir ülke. Evet, bugün burası böyle bir ülke. Şimdi 15 Temmuz 2016 Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasından 2 gün sonra Ankara Emniyet Müdürü'nün odasına girmiştim ben. İsmini hatırlamıyorum şimdi Emniyet Müdürü'nün. Ama şimdi şu masaya, ya masanın üzerinde silahlar vardı. Yani 2 gün sonra, 3 gün sonradan bahsediyorum. Silahlar var ve Sayın Emniyet Müdürü de şöyle duruyor. Yani... en ufak şeyde silaha, ya düşünün, emniyet müdürlüğüne girmişsiniz. İçeridesiniz. Kapıda 30'a yakın polis memuru var. Ve bu dediğim halde 2 gün sonra, 3 gün sonra. Yani 18 değilse 19, 19 değilse 20. Hatta yanımda Takvim Gazetesi'nden Bülent Erendaş da vardı. Ya bir şaşırdık mesela. Yani nasıl bir durum? Yani emniyetin içerisindesiniz. Kapınızda 30'a yakın polis memuru var. Ve emniyet teşkilatı normal şartlarda silahlı kuvvetlerin içerisinden ortaya çıkan bu terör grubuna karşı karşı durmuş bir yapı. Bakın, öyle değil mi? Yani fotoğraf bu. Evet, evet. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde müdürün masasında gördüğümüz fotoğraf bizi şey yaptı. Ya dedik ki evet, nasıl bir durum? O zaman daha iyi anladık. Şimdi burada da bana çok ilginç geliyor. Sonra mesela bu dün bir arkadaşım sağ olsun hemen sosyal medyada bu İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun sosyal medya hesaplarını bulup göndermiş. Hatta size de gönderecektim, belki girebilir misiniz giremez misiniz diye sonra düşündüm. Şöyle bir bakınca, tarayınca şeyi, her şey var. Yani her şey var derken, yani Muhsin Yazıcıoğlu var, Uğur Mumcu var, Deniz Baykal var, Muharrem İnce var, Erbakan var. Birazcık Recep Tayyip Erdoğan var mı yok mu tam şimdi şey değilim, ama mesela polisler üzerine o kadar çok değerlendirme var, yani polislerin ihmal edildiğine dönük bir değerlendirme var, yeteri kadar haklarının verilmediği, çok fazla çalıştırıldıklarına dönük falan değerlendirmeler var. Ama ben umut ederim ki bütün bunların sonucunda en azından bu şahsın, bu katilin ciddi anlamda sorgulanıp arkasında başka bir unsur var mı? Bir de şey dikkatimi çekti. 2015 öncesinde paylaşımı yok mesela sosyal medyada. Yani 2015'ten sonraki paylaşımları, ya da belki 2015'ten önce vardı da silmiş olabilir. Ama bütün bunları yan yana getirdiğimde bana ilginç geldi. Ama bir şey diyebiliyor muyum? Sonra Emniyet Müdürü'nün şöyle CV'sine de bakınca, evet, emniyet teşkilatının olması, emniyet teşkilatında olması gereken adamlardan birisi gibi de duruyor. Yani gelecekte emniyet teşkilatında daha üst makamlara çıkabilecek ve bulunduğu makamları da doldurabilecek bir profil izlenimi edindim. O yüzden yani bir tayin cinneti olmayabilir ve yarın öbür gün başka olayların habercisi olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Ben aslında son 10 gündür falan hep şunu söyleyesim geliyor ama dilim geliyor ya, bu da söylenir mi diyorum. Ya Erdoğan'ı koruyun diyeceğim mesela. Şimdi Erdoğan'ı koruyun. Şimdi Erdoğan'ı koruyun demek ne demek? Öyle değil mi? Yani nihayetinde Cumhurbaşkanı etrafında 300 tane de polis memuru var. Yani bir tanesi de bu İsmail Hakkı Sarıcaoğlu olabilir mesela.
Allah korusun diyelim tabii. Yani şimdi bazen tedbirsizlik mi diyelim, yoksa halkla iç içe olmanın devamı noktasında ben kendi görevlime güvenmeyeceğim de kime güveneceğim şeklinde bir bakış açısından mı kaynaklıdır? Hani merhametten maraz hasıl olur diye de bir atasözümüz var. Özel kalemde silahı alınıyor bu trafik polisinin. Girişte yani emniyet müdürüyle sonuçta görüşecek. Onun için özel kalemde silahı alınıyor. Halbuki belki dış kapıda alınmış olsa, sonuç itibariyle trafik polisi, evet polis emniyete mensup bir kişi ama oraya bir görüşme için geldiğine göre, o bina içerisinde bir görevi olmadığına göre belki dış kapıda silahının alınması daha isabetli olurdu. Belki, bilemiyorum tabii Rize Emniyet Müdürlüğü'nün binasının koşullarını vesaireyi, ama özel kalemden silahını alıp hemen bir atakla odadan tekrar içeriye girebilmesi, o sırada oradaki görevlilerin belki gafletine yakalanılması, ama işte kaderden de kaçılmıyor. Hayır, doğru da Ali İhsan Bey, yani şimdi siz bir polis memurusunuz ve kendi teşkilatınıza girerken silahınızı alındığını farz edin. Siz bunu aslında normal şartlarda da itiraz edersiniz. Yani bu... Ben etmem. Ben bakın 30 yıla yaklaştı. Şu an için kaydım olmasa bile baroya. Adliyede giriş sırasında işte kimlik denildiği zaman, arayacağız dedikleri zaman, hatta kemerinizi çıkartın denildiği zaman, orada bana eziyet etmek için kimse bir şey yapmıyor. Beni ezmek için kimsenin bir talebi yok. Oradaki güvenliği sağlamak için o talepler isteniliyor diye düşünüyorum. Ne istiyorlarsa, kemer diyorsa kemeri çıkartıyorum. Cebindeki anahtarlık diyorsa anahtarlığı çıkartıyorum. Burada insanların da bir fedakarlıkta bulunması gerekir. Sonuç itibariyle güvenlik hepimizin güvenliği. Yani o trafik polisi de eğer derin bağlantıları yoksa, o ihtimali göz ardı ederek söylüyorum, kendi hayatını da karartmış durumda şu noktada. Ha, aşağıda güvenlik önlemi alınmış olsaydı, evet siz trafik polisisiniz, evet size güvenmemiz gerekir, evet göreviniz başında silahınız da var, her şeyiniz de var, belki göreviniz başındayken geçerken o emniyet müdürü sizden durup ne yapıyorsunuz, işler nasıl, görevinizi hakkıyla yerine getiremiyorsunuz diye sorduğunda da böyle bir cinayet işlenebilir. Ama her şeyi de bir kuralına göre oynamamız gerekir. Bir emniyet müdürünün yanına veya özel kaleminin oraya kadar da bir başka trafik polisi veyahut da bir memur silahıyla gelmemesi gerekir. Diğerinin yaşanma ihtimali var mı? Var. Yanındaki özel kalemi de aynı şekilde denilebilir ki cinnet geçirirse ne yapacağız? Evet, bunun sonu yok. Ama en azından biz tedbirlerimizi almamız gerekir. Ve o çerçevede de belki giriş kapısında alınmış olsaydı, ben bunu da olumsuz bir güvenlik önlemi şeklinde, tedbirsizliği şeklinde yorumlamıyorum. Emniyet müdürünün personeline sıcak bakışı olarak bakıyorum, değerlendiriyorum. Halkla iç içe olan bir emniyet müdürü olarak profilini görüyoruz. Çocuklarla şakalaşan, görüşen, konuşan bir emniyet müdürü profili görüyoruz ki bizim alışık olduğumuz emniyet müdürleri asık suratlı, halkla herhangi bir şekilde diyaloğa girmeyen, çocuklarla herhangi bir şekilde bir görüntü vermeyen emniyet müdürü profili vardır. O profili bir anlamda rafa kaldırmış bu emniyet müdürümüz, ama işte böyle bir kaderden kaçınılmıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Allah'tan rahmet dileyelim ama umarım ayrıntılarına birazcık daha sahip olabiliriz. Yoksa tayin mi hain mi noktasında bizi bazı şeyler umarım aldatmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bunun sonu başka bir yere varabilir. Yani bugün böyle bir olaya masum bir olaymış gibi, bir cinnet geçirmeymiş gibi, tayin isteğinin karşı gelinmesi sebebiyle yaşanan bir olaymış gibi bakıp üstünü örttüğümüz takdirde, eğer arkasında başka bağlantılar var ise, yarın öbür gün başka olayların önüne geçemeyiz diye ben düşünüyorum. Onun için ben diyorum Rize mesaj mıdır diye. Şimdi hemen matematiksel bir istatistik çıkartması lazım İçişleri Bakanlığı'nın. Benzer durumda olan kaç memurumuz vardır? Kaç polis memurumuz vardır?
Yani bir üniversiteyi kazanmış, bir başka yere gitmek istiyor, tayinini istiyor ama başaramıyor şu veya bu sebeple. Yeni memur olduğu için olabilir, başka gerekçeler olabilir, orada boş kadro olmayabilir vesaire. Bu şekilde kaç yüz, hatta kaç bin memurumuz var. Bunun hemen bir profili çıkartılması gerekir. Fotoğrafı çekilmesi gerekir. Sonra bunların içerisinde ne kadar böyle absürt ihtilaflara girmiştir. En azından söz tartışmasına girmiştir. Kaçı da böyle silahına dayanmıştır. Dolayısıyla burada basit, masum bir cinnet olayı bile masum geliyor bana. Acaba arkasında derin bir el var mıdır? Büyükelçi suikastinde düşünün. Ne olmuştu? Yani belki de Rus istihbaratı da bu işe el atmamış olsaydı, kendi büyükelçisi öldürülmemiş olsaydı, belki de o derin bağlantılar, FETÖ'cülerle yakın ilişkiler belki de ortaya çıkarılamamış olacaktı. Dolayısıyla bu konuda emniyetin kendi mensubuna yönelik olarak bu saldırı sebebiyle arka planı derinlemesine masaya yatırması gerekiyor. Evet, mesela sosyal medya hesaplarında Nazlı Ilıcak, Uğur Mumcu gibi isimlerin de paylaşımlarını gördüğümü şimdi hatırlıyorum. İlginç. Bu arada bölgenin de çocuğu katil, bir ölçüde Trabzonlu, hatta büyük olasılıkla Oflu anladığım kadarıyla, öyle anladım. Yani tabii bu bilgilere de çok ulaşmak gazetelerde mümkün değil. Var mı bilmiyorum yani mesela. Bu ayrıntı, mesela şimdi üniversite kazanmış diyoruz. Ya üniversite şimdi kazanmış adamın, yani atıyorum 25 yaşında olabilir. Ama bu adam en az 40 yaşından birisinden bahsediyoruz. 30 küsur yaşında ve 10 yıldan fazla 14 yıl, bir memuriyet yıllık, hayatı 15 var. Yıllık yani, çünkü öyle bir algı da, çünkü şu ne zaman girmiş, kim tarafından sokulmuş, yani bunlar önemli ayrıntılardır. Yani emniyet teşkilatına kim tarafından sokulmuştur, daha önce bu trafik polisi olabilir şu anda, trafik polisliğinden önce acaba başka bir departmanda görevli miydi? Bilmiyoruz biz mesela. Biz bütün bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Sadece tayin istedi. Tayine karşılık bulamayınca dışarı çıktı. Silahını aldı. İçeri girdi. Emniyet müdürü başta olmak üzere şube müdürü ve koruma polisini tabancayla vurdu. Birini öldürdü. Diğerlerini de yaralayan bir cinnet geçirmiş bir trafik polisi. Yani dün saat 15'te olan olayla bugün saat 15 arasında geldiğimiz mesafe, medya olarak geldiğimiz mesafe bir arpa boyu. Arka plandaki araştırmalar sürüyor diye tahmin ediyorum. Ben yakınındaki emniyet müdürünün yanındaki kişilere direkt hedef alındığını da zannetmiyorum. Dolayısıyla o da belki bir ipucudur. Direkt emniyet müdürüne yöneldiyse. Sonuçta emniyet müdürüyle içeride bir tartışma yaşanmış olsaydı belki yine de emniyet müdürü bir tedbirli bir duruş sergileyebilirdi. Ama büyük ihtimalle sadece talebi yerine getirilemeyeceği kendisine belirtildikten sonra, o anlatımlar da tabii önemli. İçeride neler konuşuldu? Özel kalemden silahı alırken nasıl bir fevri bir davranış gösterdi mi göstermedi mi? Tüm bunlar masaya yatırıldığında tabii belirttiğiniz gibi sosyal medya hesapları, bağlantılı olduğu isimler, örgüt evlerinde kalmış mıdır kalmamış mıdır, örgüt evinden kastım tabii ki FETÖ'nün evleri, herhangi bir dershaneye gitmiş midir, gitmemiş midir, uyuyan hücre midir, değil midir? Bunların hepsinin tartışılması gerekir. Çünkü sonuçta benzerini biz Büyükelçi suikastinde bir polis tarafından yaşandığını gördük. Birebir gördük ve arkasından da bir anlamda gerçekten FETÖ'nün olduğu da ortaya çıkartıldı. Burada da aynı araştırma mutlaka yapılması gerekiyor. Mutlaka yapılmalı. Mesela 28 Şubat sürecinde bir polis memurunun, askerlik yapan bir polis memurunun, Kadir Sarımsak'tı yanlış hatırlamıyorsam, onbaşı Sarımsak'ın nasıl bir zincirin içerisinin ilk halkası olduğu bugün ortaya çıkmıştır herhalde, öyle değil mi? Yani çıkmadı, büyük ihtimalle onun önüne konulmuştur. Belki arkadan FETÖ'cüler ya şunu şöyle yap böyle yap diye o arkadaşı da o kişiyi de biraz gazlamıştırlar büyük ihtimalle. Çünkü kendisinin herhangi bir şekilde sonraki dönemlerde bir FETÖ sözcülüğü şeklinde bir açıklamasını falan ben şahsen görmedim. Evet, ama mesela o dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili olan Bülent Orakoğlu'nun o şahısla ilgili FETÖ'cü dediğini ben söyleyebilirim.
Mesela ilginç bir iddia bu tabii. Şu anda söylüyorum, eğer Bülent Orakoğlu da bizi izliyorsa. Olaya belki FETÖ'cü operasyon diye bakmış olabilir ama Kadir Sarımsak birebir dedi mi onu da bilmiyorum. Ben duydum tabii. Ama yanlış da duymuş olabilirim. Ama yani ben de hayal meyal operasyon anlamında, yani mesela Kadir Sarımsak'ın önüne koyuyorlar. Kadir Sarımsak'ın da böyle şeylerde herhangi bir gizlemeye gitmeyeceğini önceden biliyorlar. Üstünü kapatacak bir kişi olmadığını biliyorlar. Cesur birisi olduğunu biliyorlar. Onun önüne koyuyorlar. He şöyle şöyle de yap diye onu yönlendiriyorlarsa, burada Kadir Sarımsak'a da FETÖ'cü suçlaması. Yani ben FETÖ'cü suçlaması yaptı. Tabii bu şu. Aslında ben o zaman şunu da sorgulamıştım. Yani tamam, Kadir Sarımsak bu belgeleri aldı. Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı'na geliyor ve veriyor. Şimdi yani Emniyet Müdürlüğü'ne giremezsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hiç giremezsiniz. İstihbarat Daire Başkanlığı'na girebilme ihtimaliniz yok. Yani böyle elinizi kolunuzu sallayarak girebilme ihtimaliniz yok. Şimdi şundan dolayı söylüyorum. Yani tamam, kapıdan girdiniz. Yani bir başka şubeye girebilirsiniz. Daha ama benim bildiğim kadarıyla yalnız Hanefi Avcı'yla bazı görüşmeleri olmuş. Böyle böyle bir şeyler var. Ne yapabilirim vesaire diye bir muhabbeti olmuş diye hatırlıyorum ben. Dolayısıyla Hanefi Avcı da başkan yardımcısı. Evet. Dolayısıyla şöyle şöyle yap veya böyle böyle yap şeklinde bazı Hanefi Avcı'nın da açıklamaları var diye hatırlıyorum. Dolayısıyla o çerçevede tamamen yoldan geçerken ya ben şu evrakı vereyim şeklinde de girmiş değil. O yüzden bu ve buna benzer olayların fitilinin nereden açık ateşlendiğine görmek lazım. Ama şöyle bir şey olmasın şimdi. Bir sinir ucuna gidiyorlar. O belge şimdi suç muydu? Suçtu. Tabii ki. Yani Güven Erkaya'nın hazırladığı veyahut da onun altındaki kişilerin Erkaya'nın emriyle hazırladığı Erbakan Hoca hükümetinin devrilmesi için yaptıkları girişimler, şunlar bunlar suç muydu? Suçtu. Ama bu suçu nasıl sorgulamak gerekir? Nereden almak gerekir? O aldığınız soruşturmayı sonuna kadar götürebilecek misiniz? Götüremeyecek misiniz? Bunların hepsini değerlendirmek belki de siyasi mekanizmaların işidir. Nitekim zaten götürülüp verilmiş bir makama, İçişleri Bakanlığı'na. O tarihte de herhalde Meral Akşener. Evet. Meral Akşener'e verilmiş ve silsile şeklinde sonuçta Deniz Kuvvetleri'ne geri gelmiş. Erbakan Hoca'ya, Erbakan Hoca'dan Süleyman Demirel'e, herhalde orada zincirin halkası Süleyman Demirel'de bozuluyor. Yani en sivil nokta, en üst nokta Süleyman Demirel. Onun bir gereğini yapması gerekir. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı görevden alması gerekir hükümetle birlikte. Onu yapmıyor. Dediğiniz gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha üst makama dönüyor. Veriyor Demirel işte. Daha üst makama. O tarih itibariyle daha üst makama. O daha üst makama veriyor. Ama şimdi buradan öyle bir nokta ki ya 17-25 Aralık'ın yıl dönümüne geliyoruz. Bugün 12 Aralık. 5 gün sonra 17. Şimdi Sözcü'nün yazdığı haberler yalan mı? Derim birazdan. Çünkü şundan dolayı, yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Batı Çalışma Grubu gerçek. Evet. Tamam. 17-25 Aralık'taki yolsuzluklar yalan mı? Yalan diyorum ben. He? Ben yalan diyorum. Yalan diyor musunuz? Ben yalan diyorum. Yani ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak devlette bir görevim yok. Hı hı. Ama devlette görevi olan kişiler için de söylüyorum. Sivil vatandaşlar için de söylüyorum. Amerika'nın menfaatlerini gözetmek ne benim görevim ne de devletin memurunun görevi. Amerika İran'a yönelik olarak nükleer araştırma yapamazsın demiş, yaparsın demiş. O tartışmaya girmiş. Beni hiç ilgilendirmez. Amerika bunun sonrasında demiş ki ben sana ambargo uyguluyorum. Sen sattığın petrolün gelirini, karşılığını nakit olarak alamazsın demiş. Bu da beni ilgilendirmez. Bakın, Birleşmiş Milletler bir karar almış olsa ona bile belki çekince koyarım ben. İtiraz ederim. Ama burada Birleşmiş Milletler kararı bile yok. Yani o Birleşmiş Milletler'de 5 kişilik, 5 üyelik Güvenlik Konseyi'nde ne numaralar döndüğünü, veto haklarını falan sorguluyoruz zaten. Ama burada Birleşmiş Milletler kararı bile yok. Amerika haydut bir ülke olarak, büyük şeytan olarak diyor ki ben emrediyorum İran petrol satışlarından nakit para kasasına koymayacak diyor. İsteniyor ki Türkiye'de buna uygulasın.
bu ambargoyu uygulasın. Rıza Sarraf diye bir manyağın teki çıkmış veya uyanığın teki çıkmış. Demiş ki biz bu işi deleriz. İran'la da bağlantısı var zaten şahsın. Ve delmiş de nitekim. Ve bu delme sırasında da şuraya şunu yollamamız lazım, buraya bunu yollamamız gerekir demiş. Ve bu çerçevede de bazı girişimlerde bulunmuş. Burada devletin yani Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı bir uygulama var mı? Bir. İki, rüşvet diyorlar. Hangi haksız menfaat için hangi kamu görevinden, görevlisinden hangi kararı almış? Hiçbir şey yok ortada. Benim İran'a nakit para verme yerine, onun yerine kalkıp da bir mal vermemin Türkiye'ye ne zararı var ki? Daha aksine benim karım var. Halk Bankası bu işten dolayı %1,5-%2 gitmiş görünen her şeyden komisyon almış. Eğer ambargoyu uygulasaydınız siz o %1,5-%2 komisyonu alamazdınız. Ama FETÖ'cü polisler, kamu görevlileri güya Türkiye'den maaş alıyorlar ama Amerika'nın menfaatlerini gözetiyorlar. Diyor ki eğer Rıza Zarraf olmasaydı Halk Bankası %3 komisyonla bunları yollayacaktı. Ne %3'ü kardeşim? Yok ki. İran nakit para veremiyor sana. Dolayısıyla bunu delmen lazım. Delmek için de Halk Bankası'nın bulduğu veyahut da diğerlerinin bulduğu yolu üretmen lazım, uygulaman lazım. Bunu uygulamadığı zaman da işte %1,5 en azından komisyon almış. Eğer Halk Bankası yapmasaydı, girmeseydi bu topa %1,5'u da alamazdın sen. Dolayısıyla Amerika'nın menfaatini gözeterek oynanan bir oyun var. Kamunun menfaati söz konusu değil. Türkiye'nin bir menfaati söz konusu değil. Herhangi bir yetimin parasına el konulmuş değil. El konulmuşsa Amerika'nın haydutluğuna el konulmuş, ona karşı çıkılmış, ona itiraz edilmiş. Ama yani sanki sadece Amerika ve Türkiye ilişkilerine dönük bir operasyonmuş gibi. Şimdi orada ismi geçen adamlar var. Zafer Çağlayan, Muammer Güler. Sonra diğer onların... Şimdi o isimlerin hepsini aldığımız zaman mesela Sirkeci'de burada Marmaray'ın üzerinde bir boş arsa varmış. O boş arsaya imar izni verilmiş. Etiler Polis Okulu varmış. O tarihteki şeyleri hatırlayalım. Etiler Polis Okulu 1 milyar dolarlık yermiş. Peşkeş çekilmiş. Daha 15 gün önce, bir ay önce daha yeni o Etiler Polis Okulu'nun arsası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir başka kamu kurumuna geçti. 5 yıl geçmiş aradan. Daha yeni devir yapılıyor ki 2 milyar dolarlardan 3 milyar dolarlık fiyatlardan bahsediliyor. Kimsenin parasına el konulduğu falan yok. Yetimin hakkına el uzatılmışlık yok. Ama FETÖ'cüler bir kumpas kurdular. Yani Ergenekon'da 1'i 5 yaptılarsa burada 0,2'yi 30 yaptılar, öyle gösterdiler. Maalesef ulusalcılar da onların peşlerine takıldılar. Emin Çölaşanlar, Sözcüler, şunlar bunlar peşine takıldı. Buyurun, somut olarak söylüyorum. O operasyonlarda Fatih Belediyesi ile ilgili yaptıkları iftiralarda dediler ki Marmaray'ın üzerinde inşaat imkanı olmayan arsaya inşaat izni verilerek şu kadar para alındı dediler. O arsa hala duruyor, boş olarak duruyor. Nasıl inşaat izni aldı adam? Her şey doğru çıkacak tabii ki değil ama şimdi bir reklam arası verelim. Önemli çünkü Ali İhsan Bey de sözcü savunma yaparken mahkumiyet belgelerini yayınladı diye vermiş. Okunması gereken bir yazı. Ama ben bu dönemde sözcünün davasını ayrı tutuyorum ama bazı gazetecilerin özellikle şimdi bir de Fatih Portakal'ı ekleyelim diye yoğun bir gayret var. Bir gayret keşlik var bazı kesimlerde. Birazdan onu da soracağım. Ama tam da böyle seçim sürecine giderken acaba bir sinir uçlarıyla oynayalım diye bazıları harekete mi geçti diye düşünmüyor değilim. Ben öyle olduğu kanaatindeyim ben. Ama hepsini Ali İhsan Bey'e soracağım. Bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Bu arada elçilikte operasyon Amerika'nın, Türkiye'nin Amerikan elçiliğinde 3 görevli Ankara'ya çağrılmış. 3'ü de FETÖ'cü çıktığına dönük, FETÖ şüphelisi olduğuna dönük bir haber var Hürriyet'te. Önemli çünkü Rize'den gelmiştik. Onu gösterip sözcüye girecektim ama bir hafif bir viraj yaptık ama kısa bir ara hepsini toparlayacağız.
Evet, manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda lütfen. Saatler tam 12'yi gösterene kadar manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte karşınızdayız. Ama yönetmen arkadaşım Aykut Avaksev hemen bir İstanbul manzarası gelir, merak etmeyin. Gelir mi? Silivri'den dediğiniz gibi o yol haritasını takip ederek Başakşehir, ondan sonra yavaş yavaş Bağcılar ve İstanbul'un içine, eski İstanbul dediğimiz Eminönü ve Karşıyaka'ya da geçer. Ama, inşallah diye. Ama bakın, öyle güzel bir rota çizdi ki ben bu taraftan geldim. Ali İhsan Bey arkadan dolaştı. Yani Başakşehir ve Bağcılar'ı söyledi. Ben orada Avcılar, Beylikdüzü, Avcılar dedim. Sahil kenarından gidiyorsunuz. Ben daha içeri doğru gidiyorum ki eski İstanbul'a, Eminönü'ne İstanbul diye biz küçüklüğümüzde biliyorduk. Yani rahmetli babam İstanbul'a gidiyorum derdi. Biz neredeyiz ki baba derdim. İstanbul Eminönü'nün olduğu yer diye bize öğretirdi. Eskiden eski insanlar Eminönü'nün olduğu mekanı İstanbul olarak dillendirirlerdi. Tam İstanbul'un göbeği olarak da kabul edilen yer orası. Ama bu fotoğrafın geldiği yerde, bu görüntülerin geldiği yerle Eminönü'nün arası Ankara ile İstanbul mesafesi kadar. Biraz abartarak. Abartarak mı söyledim? Ama öyle yani. Nereden baksanız bir 60 kilometrelik, 70 kilometrelik bir mesafe var. Ömrümüz varsa yarınki programda o mesafe kat edilmiş mi, edilmemiş mi? Görürüz değil mi? Ama siz diyorsunuz ki şu sözcüğü bir konuşalım diyorsunuz. Ama ben sözcüğe bir giriş yaptık. Önemliydi söyledikleriniz. Şimdi devam edeceğim ama şu Rize'de şehit edilen emniyet müdürü Altuğ Verdi haberi üzerinden bir Hürriyet'teki şu haberi göstereyim. Çünkü halen içimizdeler, çok aramızdalar ve aramızda olmaya da devam edecekler noktasıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Hürriyet'teki haberden bahsediyorum arkadaşlar. Elçilikte operasyon. Bu haberi de başka bir yerde görmedim ben. Diyor ki Türkiye'nin en kritik dış temsilciliklerinden biri olan Washington Büyükelçiliği'nde iki diplomat ve bir idari memura FETÖ şüphesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma Ankara'da, nedenini bilmiyoruz diye de bir bölüm burada var. En son Akın İpek'in yargılandığı İngiltere'deki mahkemeye bir dilekçe gönderen adli müşavirin fotoğrafını görmüştük zaten. Şimdi bunlar, şimdi üzerinden 15 Temmuz'un üzerinden 2 yıl. 2,5 yıl. 2,5 yıl geçti. Şimdi 2,5 yıl geçmiş olmuş olmasına rağmen halen emniyet teşkilatında en asgari düzeye düşürülmüş olsa da var mı? Vardır. Kriptolar var mıdır? Vardır. Dışişlerinde var mıdır? Vardır. Medyada var mıdır? Vardır. Külliyede var mıdır? Vardır. AK Parti'de var mıdır? Vardır. MHP'de var mıdır? Vardır. Artık CHP'yi, İYİ Parti'yi falan söylemiyorum bile. Onlar da zibil gibidir. Yani siz HDP'yi, PKK'yı, Kürt siyasetinin, Kürtlerin siyasi önderi hareketler, siyasi hareketler olarak gösteriyorsanız sizde her şey var demektir zaten. Ama bu haber önemli. Elçilikte operasyon. Çünkü niye? Üzerinden 2,5 yıl geçti. Şimdi benim mesela bu sözcüğüyle ilgili operasyona ilişkin endişem şu. Dün de onu bir cümle iletmeye çalıştım. Üzerinden 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen ve yani hatta bu yazdıkları yazılar daha da eski. Yani 2,5. Kısmen bazıları eski. 15 Temmuz'un üzerinden 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen tam da bir seçim dönemine giderken şimdi laikçi zorbaların hedefi hocalarken, şimdi önemli, AKET'in de manşeti de önemli. Yani yan yana getirerek söylüyorum arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı böyle bir dönersek sevinirim. Yani AKET'in manşeti, laikçi zorbaların hedefi hocalarımızken, hem de masum hocalarken, bakın şimdi önemli. Şimdi karşı taraftan da Emin Çölaşan gibi, Necati Doğru gibi, hatta bazılarının isteğiyle Fatih Portakal gibi, Washington Portakalı gibi isimlere dönük operasyon isteği ve onlara dönük soruşturmaya dahil edilmeleri halinde toplumun sinir uçları farklı bir şekilde evrilebilir mi?
Benim korkum bu. Şimdi ama siz hepsini anlatın istiyorum daha sonra. Şimdi aynı Yeni Şafak gazetesinde yani İstanbul kara hasret kalacak diyordu. Ama İstanbul'un en azından dış İstanbul'a, İstanbul'un Trakya'dan girişine kar yağışını biraz önce getirdik. Saldırıya geçtiler. Bakın o haber ve Akit'in o haberi önemli. Laikçi zorbaların hedefi hocalarken... Evet, saldırıya geçtiler. Yeni Şafak gazetesindeki bu haber, Sözcü gazetesinin yani FETÖ'cülüğünden benzerine kadar şüphe eden bir adam değilim. Fatih Portakal'ın iyi bir adam olduğunu söyleyemem. Sadece onun değil, oradaki başka isimler de var. Şimdi saymayacağım isimlerini. Ama çalıştıkları kurum itibariyle zaten yerli ve milli olmadıklarını bildiğimiz bir fotoğrafın içerisinde geliyoruz. Emin Çöleşan ve Necati Doğru ile ilgili mahkemeden gelen celp yazısı. İddianame ile ilgili tartışıyoruz. Siz de en azından terörist olmadıkları, terör örgütü üyesi olmadıkları, olamayacaklarına dair bir hüsnü zanlı açıklamada bulunuyorsunuz. Burada da tabii biz özellikle bu ekibin, bu sözcü ekibinin, bu ulusalcı ekibin Türkiye'de dindar insanlara yaşattıklarıyla ilgili yeterli bilgilendirme yapamamışız Akit olarak. Ben suçu gene kendimizde buluyorum. Niye? Buyurun, ben Mustafa Kemal'in askeriyim, yolum o yol, çizgim o çizgidir diyor bugün Sözcü gazetesinde Emin Çolaşan. Peki Mustafa Kemal'in askerisin. Mustafa Kemal'in askeri olarak yani Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki çizgisini eğer takip ediyorsan, sonraki yıllardaki tartışmalara girmiyorum. 1999 yılında yaptığın, attığın yazı ve başlık neydi? Yani Akit Gazetesi'nin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni olan Hasan Karakaya hakkında, rahmetli Hasan abi hakkında attığın iftira içerikli haber veya yazı neydi? Bir idama mahkum olan ve ayrıca başka suçlardan da yine idam cezasıyla o tarihte yargılanan Kasım Genç Yılmaz diye bir mafya babası var. Bu mafya babası Nuh Mete Yüksel'le görüşüyor. Nuh Mete Yüksel'in yönlendirmesiyle Emin Çolaşan'a bir mektup yazıyor ve söylenilen şey şu: Hasan Karakaya Tarabya Oteli'nde Kasım Genç Yılmaz'la, mafya babasıyla oturmuş, konuşmuş. Anayasa Mahkemesi o tarihte başkanı olan kişiyi öldürülmesi için İranlı birisinden de 1 milyon, 2 milyon dolar neyse o zamanın parasıyla istemiş ve verilmiş, teklif edilmiş mafya babasına. Cinayet için bu işi de Hasan Karakaya örgütlüyormuş. Bu ahlaksızca, bu iftira. Yani düşünün, 1999'u düşünün. Şimdi sesim yükselecek gene. O zaman şöyle yapalım mı? Bir sesinizi yükseltmeyin. Bu arada da kızmayın zaten. Meclis Başkanı Binali Yıldırım mültecilerle ilgili bir toplantıda konuşuyormuş. Bir oraya gidip Ali İhsan Bey'in o gerginliğini alalım, devam edelim. Evet, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Birleşmiş Milletler çerçevesinde mültecilerle ilgili yaptığı konuşmadan bir bölümü ekrana getirdik. Herhangi bir şey yakalayabildiniz mi? Şimdi ben konuşma sırasında sinir kasayım yükseldiği için açıkçası Binali Yıldırım Bey'i de dinleyemedim, izleyemedim. Ancak kendi notlarıma bakarak acaba hangi noktalardan Emin Çolaşan'ı tanıtırsak daha isabetli olur. Şimdi 20 yıl geçmiş olayın. Toparlayarak yapalım ama şöyle toparlayarak yapalım. Yani o bağlantıdan önce ne söyledik, ne anlattık ki bağlantıya giderek belki kopukluk olmuş olabilir. İzleyicilerimiz şimdi gelmiş olabilir. Şimdi ben isterseniz şöyle yapayım. Yani ben toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor mu, oynanmıyor mu noktasında bir tedirginliğim var. Tam da seçim dönemine giderken, tam da Fransa'da sarı yelekliler ortaya çıkmışken, Fatih Portakal ve benzeri adamların işte hadi sokağa çıkalım, bir protesto edelim demiş olmalarına denk gelen günlerde sözcüyle ilgili Fethullahçı terör örgütünün mensubu olduğuna dönük bir soruşturma varken onun içerisine dahil edilen Emin Çolaşan ve Necati Doğru'yu
gündeme getirmiş ve siz Emin Çölaşan'ın rahmetli Hasan Karakaya'yı nasıl hedef gösterdiğini mi anlatıyordunuz? Hedef göstermeyi de bırakın, tamamen bir iftira içerikli bir yazı yazarak gözaltına alınmasını, bir hafta gözaltında tutulmasını, hatta tutuklanması için de evet bu kim bu Hasan şeklinde yazdığı 1999 4 Kasım tarihli yazısı. Bu yazıda Hasan Karakaya abiyi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı öldürtmek için 1 milyon dolar bir mafya babasına vereceği şeklinde bir iftirayı atmıştı. O tarihlerde Hasan Karakaya abi ve onunla birlikte de bir de kumpası öyle bir kuruyorlar ki Hasan isimli birisi diye anlatıyorlar. Ve Akit Gazetesi'ne gelip Hasan isimli kişileri biz istiyoruz diyorlar. Ben birebir muhatap olmuştum gelen emniyet müdürüyle. Tanışırken de kendisini Hasan Türk olarak tanıtmıştı. Siz de şu an Akit'tesiniz, sizi de alıp götürmemiz lazım o zaman dedim. Siz de Akit'te olan, şu an itibariyle Akit'te olan bir emniyet müdürü olduğunuza göre, o da soyadını vermeden kim bu Hasan diye yazdığına göre diye onu anlatmıştım. Ve sonuçta hem Hasan Hüseyin Maden yayın kurulu üyemiz hem de Hasan Karakaya abiyi gözaltına alarak Ankara'ya götürdüler. Gerekçe ne? Gerekçe sadece ve sadece Emin Çolaşan'ın iftirası. Başka ikinci hiçbir şey yok. Bir mafya babası çıkıyor. Diyor ki bana böyle bir teklifte bulunuldu diyor. Nuh Mete Yüksel'le bir kumpası organize ediyorlar. Hani şu an anlatıyorlar ya, Nuh Mete'ye FETÖ bilmem kumpas kurmuştu, şunu bunu yapmıştı diye. Yani FETÖ kumpas kurmuş, bir avukatla veyahut da bir avukatın yazıhanesinde bir bayanla ilişkiye girmiş Nuh Mete Yüksel. Bunu söyleyebilecek kadar basitleşiyorlar. Burada ne yaptılar? Burada da Hasan Karakaya'ya ve Akit gazetesine iftira ettiler. O iftira sonrasında biz eyvallah ettik mi? Etmedik. Bunu size yalatırız diye vermiştik o tarih itibariyle o iftirayı. Emin Çolaşan'ın yaptığı o yazı sonrasındaki bizim cevabımız buydu. Bunu size yalatırız diye. Arkasından hemen olayı deşifre eden, kimlerin işin içinde olduğunu belirten çete mete tezgahı diye manşetlerimizi attık. Peki bu olay sonrasında ne çıktı? 7 günlük gözaltı. Orada bir anlamda baskılar, tacizler, bir sürü eziyetler. Sonunda Nuh Mete Yüksel'in tutuklama talebine rağmen tahliye olduğu Hasan Karakaya, Hasan Hüseyin Maden, her ikisi de tahliye oldular ve arkasından da beraat ettiler. Şimdi Emin Çölaşan budur. İftirayı atar, derin bağlantılarıyla işi organize eder, başaramayınca da susar. Bir özür dilemek bile yoktur. Geldik bugünle. Bugün Sözcü diyor ki Emin Çölaşan'ın herhangi bir şekilde FETÖ ile bir alakası yoktur. Bunu diyen Sözcü'nün patronu şu an 2 yıl oldu. Hala Burak Akbay yurt dışında. Kaçak yaşıyor. Kaçak yaşayan bir patronun gazetesi çıkmış bizim FETÖ ile hiçbir alakamız yoktur diyor. Peki bu yazı nerede yayınlandı? Sözcü'de yayınlanmadı mı? Ne diyor Emin Çolaşan? Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı diyor. Başka ne söylüyor? Yine Fethullah Gülen'le ilgili olarak, şimdi cemaati savunma zamanı. Sevgili okuyucularımız, demokrasi ile yönetildiği iddia edilen bir ülkede muhalif gazeteler ve televizyon kanalları polis zoruyla, baskınlarla ele geçirilip kapatılıyorsa bunun hesabı günün birinde mutlaka sorulur. Takip edilen o FETÖ'nün televizyonları, FETÖ'yü aklayıp paklayan televizyonlar. Dünkü baskınlarda bir kez daha izledik. Medya kuruluşlarının tomalarla saldıran, ahalinin üzerine biber gazı sıkıp coplayan, gazetecilere kelepçe takan polis gücü en sonunda başarılı bir operasyonla hedefi ele geçirdi vesaire vesaire. Şimdi bunları yazan, ondan sonra da bir FETÖ'cü şahsın mektubundan yola çıkarak bir annenin dramı diyerekten sonrasında mahrem imam çıkan bir bayanın yazdıklarını yayınlıyorlar. Ve sonra da Sözcü diyor ki dünkü bugünkü nüshasında, Sözcü bu manşetleri atarken diğer gazeteler ne yazmıştı diye burada net olarak bir anlamda res çekiyor. Diyor ki bütün gazeteler aynı gün aynı haberleri vermişti. Onların verdikleri haber neymiş? Bakanın başını ağrıtacak görüntülermiş. Diğer gazeteler de aynı haberi vermiş. Hangi gazetelermiş onlar?
hürriyetmiş, milliyetmiş, vatanmış. Yani ekibin yan oyuncuları bunlar da. Yedekte bekleyen oyuncular. Esas oyuncular Sözcü Gazetesi, Zaman Gazetesi vesaire vesaire. Hürriyetli, milliyetli vatan da o tarih itibariyle Aydın Doğan'ın ekibi olarak onlar da savcıdaki fotoğraflar demişler. Paralar saçıldı demişler. Kutu kutu dolarlar demişler. Peki bütün gazeteler diyorsun, onların içinde niye Akit yok? Sözcü'nün yönetimine soruyorum. Akit'i de buraya koysaydınız, Akit de aynısını yazmıştı deseydiniz, tamam, doğru bir habercilik yaptınız derdim. Ama onu yapamıyorsunuz, gösteremiyorsunuz Akit'in hangi haberi, hangi manşeti attığını. Ben o zaman onlara hatırlatayım. Hemen 19 Aralık'ta, yani 17 Aralık olayından hemen bir gün sonra İzler İsrail'i gösteriyor. Akit'in manşeti bu. Yani sizin önünüze atılan o belge diye gösterilen şeylerin arkasında neyin olduğunu Akit deşifre ediyor. Diyor ki İzler İsrail'i gösteriyor. Operasyonda küresel tezgah deşifre oluyor. 5 yıl geçti. Şimdi hangi noktadayız? Operasyonun arkasında Amerika'nın olduğu, İsrail'in olduğu ortaya çıkmadı mı? Basit bir yolsuzluk, rüşvet operasyonu olmadığı o olayların ortaya çıkmadı mı? Fethullah Gülen binde birini tanımam dediği polisleri o gün itibariyle arkasından bir ay sonra, üç ay sonra, bir yıl sonra ölümüne savunmadı mı? O polislerin hepsinin ekiple, o FETÖ örgütüyle bağlantıları ortaya çıkmadı mı? Bırakın emniyet polislerini, askeriyedeki generallerin bile FETÖ'yle bağlantıları ortaya çıkmadı mı? Aynı günkü 19 Aralık'ta Bülent Arınç'ın ağzından "Bu psikolojik bir harptir" şeklinde başlığımız var. "Görevini kötüye kullananlar gitti" diye başlığımız var. Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var. "Bu kirli örgütü ortaya çıkaracağız." 19 Aralık 2013'ten bahsediyoruz. Uslu, Emre Uslu operasyonu 4 ay önce nereden biliyordu başlığımız var. Hedef Erdoğan. AK Partili milletvekilleri söylüyor. Hedefleri Muammer Güler, Zafer Çağlayan falan değil. Hedefleri Erdoğan diye açıklama yapmışlar. Onu vermişiz. Arkasından Hakan Şükür oylarımızı geri ver diye halkın, seçmenlerin talebi var. Yine aynı günlerde bir başka başlığımız. Hesap verecekler Bekir Bozdağ'ın ağzından. Yani bu operasyonu illegal bir şekilde yönetenler, İsrail'den emir alarak yönetenler hesap verecekler şeklinde bir manşetimiz var. Paralel devlete müsaade edemeyiz demişiz. Ve bu arada ilginçtir, bize de bu vesileyle hatırlatmış oldular. Tam da o gün Çevik 1'e tahliye kararı çıkmış. Şimdi Akit bunları görüyor. Bu haberleri veriyor. Hepsi somut haberler. Ama Sözcü Gazetesi çıkıp da paralar, dolarlar deyip de bir algı operasyonu yürütüyorsa bugün de hesabını vermek zorundadır. Savcıya çıkacak, diyecek ki Akit hesap verecekler demiş. Biz bunu gördük. Ertesi günü devam ettik. Paralar, dolarlar dedik. Yalan olduğunu bile bile. Akit'ten birçok yazar anlattı. Etiler Polis Okulu şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapusu altında diye yazmıştı ama biz onu görmezden geldik. Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'in polislerinin anlatımlarını daha doğru bulduk, ikna edici bulduk. Biz hükümete yönelik yayınlarımıza devam ettik. Bu da suç değildir. Olsun olsun, iftira suçundan siz bize ceza verebilirsiniz diye savunmalarını yapsınlar. Bilemem ne şekilde savunma yapacaklar. Ama şu an bugün itibariyle söylediği şeyler yalandır. Bu bütün gazeteler aynı haberleri yaptılar, aynı manşetleri attılar şeklindeki anlatımları yalandır. Biz attığımız manşetler burada. Hesap verecekler. Bugün de onlar da hesap veriyorlar. Evet. Tabii bunlar önemli değerlendirmeler. Ama ben Muammer Güler, Zafer Çağlayan gibi adamların niye o tarihten sonra Erdoğan'ın yanından hızlı bir şekilde uzaklaştığını anlayamamışlardan birisiyim. Bir. İki, yani benim bu olayla... Uzaklaştırıldığı zaman niye uzaklaştırıldı anladım diyoruz. Ama şu... Uzaklaştırılmadığı zaman eğer hedef onlar mıydı yoksa Erdoğan mıydı diye kısır bir tartışmaya giriyoruz. Yani hedefleri Muammer Güler, Zafer Çağlayan değildi. Eğer onlar olsaydı uzaklaştırılmaması hayır, gerekirdi. Zaten onlar... Hedef onlar değildi. Hedef onlar olmadığına göre kısır tartışmaya gerek yok. Eğer benden bu kalemi istiyorlarsa, hedefleri kalemse ben kalemi al kardeşim senin yalan söylediğini. Sahtekar
olduğunu göstereceğim ben sana. Al kalemi git defol git derim. Aynı Macron'un yaptığı gibi. Macron ne dedi? Akaryakıt zamlarının geri alınmasına. Alın geri aldım ben de dedi. Çıkmayın artık sokağa. Ne dediler? Hayır biz devam edeceğiz. Şimdi ne dedi? Asgari ücrete şu kadar zam yapıyorum dedi. Şunlar 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 dedi. Dün akşam itibariyle o göstericiler ne diyorlar? Hayır yetmez diyorlar. Gideceksin diyorlar. Aynı şeyi söylüyoruz. Muammer Güler'e Zafer Çağlayan'ı eğer görevde tutsaydı o tarih itibariyle hükümet kısır bir tartışmaya girerdi. Aldım kardeşim. Ayrıldılar kardeşim. Buyurun başka bir isteğin var mı? Eğer derdin onlar ise onlar gittiler. Burada sen olayı kapatman gerekir. He, onlar yargıya hesaplarını versinler. Eğer bir suçları varsa cezalarını çeksinler. Ama senin hükümete yönelik o suçlamalardan durman, geri adım atman gerekir. Sadece o kişilere yönelmen gerekir. Ama yaptılar mı bunu? Hayır, devam ettiler. Erdoğan da şöyle dediler, Erdoğan da böyle dediler ve ben buraya getiremedim. Emin Çölaşan'ın aynı tarihlerde hemen 19 Aralık'ta yazdığı bir yazı var. İnternette hala duruyor. Bana kaset geldi diyor. Ama ben kaseti yayınlayamıyorum diyor. Ahlaki sebeplerle diyor. Hükümete veyahut da çok önemli bir ismin yakınına ait yatak görüntüleri diyor. Bu kadar ahlaksız, bu kadar rezil insanlar bunlar. Eğer var ise öyle bir kaset çıkartıp yayınlardın. Ki sen günahın kadar sevmezsin hükümetteki isimleri, bakanları, şunları bunları, AK Partilileri ama dedikodusunu yayıyorlar. FETÖ ona bir bilgi atıyor. Böyle böyle bir kaset yollamışız gibi yazabilirsin diyor. Emin Çolaşan da onu yazıyor. Kafalarda bir kuşku oluşturuyorlar. Hatırlayın o tarihlerde Tayyip Erdoğan için neler söylediler. Şu artistle bu artistle beraber diye. Bu iftiraların hepsini yapacaklar bunlar. Aynen rahmetli Hasan abiye yaptıkları gibi iftiraları atacaklar, sonra da hesaplarını vermeyecekler. Yok o kadar ucuz değil bu. Peki kim bu Hasan yazısını kim yazdırdı bu Emin Çolaşan'a? Ergenekon yazdırdı. Nuh Mete Yüksel, Kasım Genç Yılmaz, mafya babası ve Derin Devlet bunlar yazdırdılar. Hürriyet'te de kısmen, bakın Hürriyet de tam manşetten veremedi. Yukarıdan verdi bunu. Efendim kem küm diyerekten, acaba macaba diyerekten onlar dahi inanmadılar. Yani kendi gazetesi bile inanmadı. Ve bu şekliyle yazdırıldı. Bir mafya babası, bir DGM savcısı ve şu an itibarlı gibi gösterilmeye bize çalışılan Emin Çolaşan kumpası. Evet. Ben FETÖ'nün yazdırdığını düşünüyorum. Yani o sizin söylediklerinizin hepsinin bağlantı noktası FETÖ diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim o. Yani o gün de FETÖ ile birlikteydi Emin Çolaşan. 17-25 Aralık'ta da birlikteydi. Bugün de birlikte. He, onları bir arada getiren mutabakat ne değil ben bilemem. Emin Çolaşan Müslümanlığı tartışılabilir. Öbür taraf Müslümanmış ben gibi. Ben Müslümanlığıyla hiçbir şey söylemediniz de şundan dolayı ben söylüyorum. Yani diyorlar ya yani içen adamla FETÖ yan yana gelir mi gelmez mi gelmez mi? Solcu olan adam ben solcuyum ben bunlarla yıllarca mücadele ettim diyen adam bunlarla bir araya gelir mi gelmez mi? Tarzı değerlendirmeler var. Şimdi şöyle bir baktığınızda FETÖ'nün öyle ya da böyle gemisine binmiş adamların toplandığı gazetenin adıdır Sözcü gazetesi. Geçenlerde Deniz Zeyre'yi anlattım dilim döndüğünce. İsterseniz diğerlerini de tek tek anlatabilirim. Ama burada yine söylüyorum. Bakın şimdi Cumhuriyet gazetesi konuşma, yazma, seçime giderken gazetecileri ve televizyonları sindirme hamleleri. Şimdi ey Cumhuriyet gazetesi, hadi sokağa çıkalım, protesto edebilecek miyiz, bakalım diyenle ilgili bir cümlem var mı? Yok. Ama mesela orada Mustafa Balbay'ın bir yazısı var, FETÖ'ye yarar diye bir cümle etmiş Mustafa Balbay. Yazısının da diyor ki, Sözcü gazetesinin iki emektar yazarına ve üç yöneticisine dava açılıyorsa, bu usta dememiş, emektar demiş, açılıyorsa bu gazeteye kuşatmadır. Eğer bundan Murat FETÖ ile mücadele ise sonuçta tam tersi olur. En çok FETÖ memnun olur diye bir değerlendirmede bulunmuş. Öyle midir, değil midir? Ben bilemem ama bu toplumsal sinir uçları. Çünkü şundan dolayı yani sizin yaptığınız biraz önceki açıklamayı
Emin Çolaşan'ın kim olduğu. Şimdi geçtim onu. Turgut Nereden Koşuyor kitabını kim yazdırdı Emin Çolaşan'a? Yani Turgut Nereden Koşuyor. Şimdi bir çoğu hatırlamaz bunu. Ne diyor bu Fatinda Aslanlı diyebilir. Yani yıl 1986, 87, 88. Hatta belki yerel seçim öncesi. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. Turgut Nereden Koşuyor diye yazdırılan ve dönemin başbakanını hedef alan kitap elden ele dolaştırıldı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman kim yazdırdı bu kitabı? İşte bu Kim Bu Hasan yazısını da o yazdırdı. Kim bu Fethullah Gülen'i öv denilerek ortaya konulan yazıları o yazdırdı Emin Çolaşan'a, sözcüye. Ama bunun mücadele yol ve yöntemi hakikaten bu mu? Yani bu akıl kim? Yani bu iddianameyi hazırlayan, bu savcıları harekete geçiren, 2,5 yıl sonra yani bu adamları adını bile hatırlayamıyorum. Okumak için gazeteyi önüme getirme ihtiyacı duyuyorum. Yani Necati Doğru ve Emin Çolaşan'ı kim bu işin içerisine dahil ederek, yani kaç kişi bilecek Emin Çolaşan'ın bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen yaptı yazısını yazdığını. Şimdi ama onun bir okuru var veyahut da siz sürekli söylüyorsunuz sinir uçlarına dokunmamak gerekir diyorsunuz ama aynısını o kesim yapıyor. Gayet rahat yapabiliyor. Işte. Ramazan Taşaltı'nı alıyorlar görevden, İbrahim Emiroğlu'nu alıyorlar, hocaları alıyorlar, söylemedikleri sözler sebebiyle alıyorlar. Bakın ben size o zaman o tartışılan yazılardan bir tanesinde nasıl sinir uçlarına Emin Çolaşan'ın dokunduğunu kısaca hemen aktarmış olayım. Röportaj yapılıyor Emin Çolaşan'la. Deniliyor ki ilk siz yazdınız vatandaşlık verilen Suriyelilerin bu seçimlerde oy kullanacakları konusunu. 2014'ten bahsediyoruz. Yani 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu olacak diyorlar. Ondan sonraki 2015'te olacak diyorlar. 2018'de haydi haydi olur diye söylüyorlar. Ama bugün itibariyle geldiğimiz zaman neyi görüyoruz? Suriyeli kaç kişi oy kullanmış? Hiç. 1 milyondan bahsediyordular. 1,5 milyondan bahsediyordular. Kendisinin cevabı şu. Seçim yaklaştıkça bu işin kokusu daha beter çıkar. Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. O sinir uçlarına dokunuyor. Suriyelileri getirdiler buraya. Erdoğan seçimleri kaybedeceğinden emin. Dolayısıyla 1 milyon Suriyeliliğe burada oy kullandırıp onunla seçimi kazanacak diye ahlaksızca. Doğru, ben buna devam edeyim. Bir tane daha devam edeyim o zaman. Tayyip Başkan seçilirse soru bu. İlk iş APO'yu serbest bırakacak. 2014'ten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden öncesinden bahsediyoruz. Yani FETÖ'nün bu yolsuzluk iddialı operasyonlarının dillendirildiği dönemden bahsediyoruz. APO'yu serbest bırakacakmış Tayyip Erdoğan. Bunu söylemiştiniz geçen yıl. Başbakan her ne kadar genel af yok dese de, Tayyip Erdoğan genel af yok demiş, 2014 için de böyle bir beklentiniz var mı diye soruyorlar Emin Çolaşan'a. Bakın sinir uçlarına nasıl dokunuyor, milliyetçileri nasıl tahrik ediyor. Tayyip'in başkanlık hülyası yatmış görünüyor. Ancak iktidarda kaldığı sürece amacı APO'yu salıvermek olacak. Çünkü kaderi APO'ya bağlı. Şimdi bunları söylüyorlar. 2014'ten bugüne ne geçti? Yine 4 yıl geçti. Var mı APO'nun serbest kalmasıyla ilgili bir şey? Yok. Ama bu ahlaksız adam Abdullah Öcalan için idam kararı verildiği zaman Devlet Bahçeli ile Bülent Ecevit bunun infazını mı gerçekleştirelim, ne yapalım diye görüştükleri zaman Emin Çolaşan şunu yazdı. İdam edilmesin. Bunu söyleyen bir adamdır bu adam. Ondan sonra da APO'yu Tayyip Erdoğan serbest bırakacak diye yazılar yazan adam. Tamam. Ben bütün bu yani Emin Çolaşan'ın doğru adam olduğunu düşünmüyorum. Ama ne kadar riyakar, ne kadar iyi, iki yüzlü, ne kadar sinir uçlarına dokunan, ne kadar örgüt yanlısı Nuh Mete ile iftira atacak, işbirliğine girebilecek, ne kadar seviyesiz bir adam olduğunu da söylemeniz gerekir. Sıradan bir yazar. Arada sırada tutturur, arada sırada tutturamaz. 2013'te dedi ki, 2014'te dedi ki Tayyip Erdoğan seçilemez dedi ama seçildi. Ya bunlar olabilir, tahmindir. Biz de bir şey tahmin etmişizdir, olmamıştır. Ama kalkıp da APO'yu idam etmeyin deyip
Ondan sonra arkasından da APO'yu Tayyip Erdoğan serbest bırakacak diye iftira atarsanız, kardeşim dur bir dakika ya, sana bu yazıları kim yazdırıyor diye bir soran çıkar. Yarın da ödül veririz adama. Biz vermeyiz. Yani siz de sinir uçlarına dokundu savcılar demezseniz kimse vermeye cesaret edemez. Ama bazı kişiler ya sinir uçlarına dokunuluyor burada. Halkın bazı hassasiyetleri var. Emin Çolaşan öyle tanınmıyor. Bazı kesimler onu öyle tanımıyorlar diyerek bir anlamda destek çıkarsanız biz bunları verelim. Bol bol verelim. Nasıl yapmışlar, nasıl etmişler? 2000 yılında nasıl idam edilmemesi için Abdullah Öcalan'ın ne çabalar sarf etmişler? Devlet Bahçeli'ye hangi baskıları uygulamışlar? Bunları konuşalım. Ama doğru da şu gazeteyi gösterdiniz ya, hesap verecekler. O hesap verecekler o dönemde şöyle anlaşılmıştı. Yani o AK Partililer, suçlanan bakanlar hesap verecekler şeklinde anlaşılmıştı. O zaman ben spotunu da okuyayım. Hayır, bu ayrı bir şey. Bakın ben bana verin. Peki. Hayır yani bu. Buyurun siz hayır, alın. Hayır. Şimdi, bizde şey yok. Hayır. Şimdi bu şu. Hangi tarih bu? 20 Aralık değil mi? Evet. Yani 17 Aralık'tan 3 gün sonra 2013. Şey yani bu mesaj böyle bir şey. Yani hesap verecekler deyince şimdi orada kim olduğu, yani biz spot okumuyoruz nihayetinde. Adam ne diyor mesela? Reddediyoruz. Canım okuyalım yani. Hayır, reddediyoruz. Şimdi okuyalım. Hayır. Spotunu da okuyalım hayır. O zaman. Eğer küçücük bir şüpheniz varsa ben okumadım şahsen. Ben sadece hiç içeriğine de bakmaksızın arşive dedim ki Sözcü gazetesi böyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki tüm gazeteler aynı haberleri verdiler. Aynı rüşvet haberlerini yazdılar diye bir iddiası var. Ben de dürüst bir insansam, ilkeli bir insansam ben inanıyorum ki Akit o tarihte böyle bir operasyona imza atmamıştır, destek vermemiştir. Hayır, ben ona... Bana 17 Aralık'tan sonraki ilk 3 günlük gazetelerin manşetlerini, Akit'in manşetlerini verir misin dedim. Ben yoksa özellikle operasyon aleyhtarı haberleri çıkartıp verir misin demedim. Yok, doğru. İşte buyurun. Ama işte şu, hükümet cephesinden dün yapılan açıklamalarda bir yolsuzluk ve rüşvet varsa elbette hesabı sorulsun, ama paralel devlet, devlet içinde devlet ve alternatif yapılanma gibi çeteleşmeler de yaptıkları hukuksuzluğun ve haysiyet cellatlığının hesabını verecek denildi diye veriyor bu haberde. Şimdi ben o günkü olayı ben şöyle yorumlayan birisiyim. 17-25 Aralık'ta bir pis koku olabilir. Ona itiraz etmiyorum. Siz yok dediniz. Daha çok incelediğiniz için sizin söylediğinize şey yapıyorum. Ama şu orada başarılı olsalardı aslında 15 Temmuz'u yapmayacaklardı. 15 Temmuz'u yapmadıkları gibi 24 Haziran'a gerek kalmayacaktı. Ve 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere hiç ihtiyaçları kalmayacaktı. Mutlaka. Değil mi? Mutlaka. Şimdi önemli olan o. Yani Halk Bankası'nı o gün için içerisine dahil etmiş olmaları, Rıza Zarrab'ın daha sonra o gün bu işin göbeğinde olan Rıza Zarrab'ın aylar sonra çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş olması. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin zaten kurulması bile bütün bugünlere bir hazırlık. Bakın bu kadar net. Ben her defasında söylüyorum. Yani bu bir gazete değil. Bu bir gazete değil. Yani bugün patronu 2 yıldır yurt dışında kaçak yaşayan bir tabii, ne dersin? Tabii şimdi bu şu bugünlere hazırlanıyorlar, ama ben de diyorum ki şimdi bizim mesela Emin Çolaşan şöyle dediğimiz gibi karşımızdaki onlar da şimdi kim bu Ali İhsan diye başlasalar orada. Anlatabiliyor muyum? Yani başlasına başlıyorlar zaten. Benim de tedirginliğim şu. Benim de işin bakış tarzım şu. Biz sandıkta görüşeceğiz. Bizim derdimiz bu. Biz sandıkta görüşeceğiz. Onlar sokağa çıkmak istiyorlarsa sokak orada. Anlatabiliyor muyum? Protesto etmek istiyorlarsa orada. Ben ya o şimdi adlarını konuştuğumuz Fatih Portakal'mış, diğeriymiş. Ya bunların bir değeri yok. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ama şimdi öyle bir medya grubundalar ki dün Ahmet Hakan denilen adam şöyle yazıyor. Yani öyle bir altın kelebek ödül töreni yapıldı ki yani eğer beğenmesem hakikaten itiraz ederdim. Akit bile yapmış olsa. Öyle diyor mu? Diyor. Diyor.
Yani çizgisini gösteriyor. Çünkü diyor ki, tamam şimdi şu, ya AKİT yapamaz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yapamaz diyor. Ben öyle anladım. Şimdi bu adamları gözümüzde öyle bir yerlere koyuyoruz ki, şimdi biz onlardan daha iyisini yaparız. Varsa manşetlerin dilinin üzerine daha iyi yapabilecek, varsa o hadi sokağa çıkabiliyor muyuz diyen adamlar gelip burada karşımızda bazı şeyleri anlatabiliyorlarsa ben buradayım. Bakın bu kadar net söylüyorum. Kim varsa işte telefonum şu anda bile arayıp konuşabilirler ve biz yayınına gelmek istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Emin Çolaşan iyi bir adamdır demek istiyoruz diyorlarsa gelip söyleyebilirler. Bu ülkede sansür mü var? Bu ülkede kimse konuşturulmuyor mu? Bu ülkede kimse yazdırılmıyor mu Ali İhsan Bey? Ama şimdi öyle bir algı oluşturuluyorlar ki. Şimdi benim hocalarıma saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Çünkü istiyorlar ki biz de onların hocalarına. Onların hocaları kim? Emin Çolaşan. Bizim saldırı diye tanımlanacak yalnız haksız bir isnadımız yok. Mustafa Balbay'a davette bulunalım. Diyor ki bugünkü yazısının başlığı Çolaşan sadece gerçeğin adamıdır. Oturalım konuşalım. Rahmetli oldu Hasan Karakaya abi. Ama Akit gazetesi burada. 25 yıllık çizgisiyle burada duruyoruz biz. Gelsin desin ki Emin Çolaşan gerçeğin adamıdır. 1999'da yazdığı yazıdan dolayı özür dilememesi de gerçeğin adamı olduğunu gösterir veya göstermez. Neyi savunuyorsa buyursun söylesin. Biz davet ediyoruz. Burada konuşmalarına da imkan veriliyor. Bu hafta Nazif Okumuş geldi. Bir sürü şeyler anlattı size. Ama 2000 yılında Abdullah Öcalan idam edilmeme kararı verildiğinde mecliste o üçlü Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit üçlüsünün verdiği kararda neydi etkileri? MHP'nin duruş noktası neydi? Emin Çolaşan'ların baskıları nelerdi? Bunların hakkında hiçbir şey söylemedi. Söyleyemedi. Biz bunların tartışılmasını istiyoruz. Savcılık iddianamesine bu dönüşür dönüşmez. Savcılık bir iddianame hazırlamış. Onlar da çıksınlar desinler ki ya kardeşim bak Akit gazetesi de o tarihte aynı başlığı atmıştı. Akit'e dava açmıyorsun da bana niye açıyorsun diye söyleyebiliyorlarsa söylesinler. Söyleyemiyorlarsa kendi attıkları manşetlerin arkasında neler varsa onu bir izah etmeleri gerekir. Evet, bu arada bir izleyicimiz hemen atmış, onu da söyleyeyim. Paradan 6-0 atılırsa eşek gibi anırım diyen Emin Çolaşan değil miydi diyor. Varsa onun görüntüsünü yayınlayalım ama bugün değil artık, yarın. Ama ben diyorum ki bu adamlar bilinçli bir şekilde, bilinçli bir merkezden ve bunun da ucunda Amerika var. Nasıl Amerika Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye teslim ederken bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki Şenkal Atasagun'a bunun idam edilmeyeceğine dönük bir belge imzalattıysa ve bunu da dönemin başbakanı Bülent Ecevit kabul ettiyse, şimdi bütün bunlar, ama ben burada bağımsız ve bölgesel ve küresel bir güç merkezi olmuş bir Türkiye'den, onun bir lideri Erdoğan'dan bahsediyorum ve Erdoğan'ı yedirtmeyelim diyorum. Ama yedirtmeyelim derken de evet, Emin Çolaşan'ların, Necati Doğrular'ın ve bu adamların, bu tayfanın ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ama bir oyuna da geliyor muyuz sorusunu da sormadan etmeyelim diye düşünenlerden birisiyim. Bir iki cümle isterseniz edebilirsiniz. Bu arada Berat Albayrak'ı hemen hemen her gün ekranlarda görmeye başladım ben. Neredeyse Erdoğan'dan daha fazla ekranlarda. Dün bir yerde konuşuyordu. Şimdi de nerede konuşuyor? Yatırımcı ilişkileri zirvesi tabii ki bu toplantılarda önemli. İstanbul'da isterseniz Berat Albayrak'ı dinlemek için gidelim diyelim. Biz yarın yine aynı saatte, saatler 10.30'u gösterdiğinde tekrarı olan ama rakibi olmayan yayında karşınızda olacağız.